Saadet Partisi bir anda gündeme geldi. Oğuzhan Asıltürk, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Nedir bu Yüksek İstişare Kurulu? Tabii öncelikle senin ifade ettiğin gibi söyleyeyim. Yani az önce konuştuğunuz bölümde Türkiye çok ciddi, çok vahim iddialarla işte 10 milyon euroya varan rüşvet iddiaları, tehdit, şantaj, karma karışık ilişkiler, siyaset, mafya, medya üçgeninde bu kadar yoğun iddiaları konuşmamız gerekirken, bu kadar sıkıntılı konulara odaklanmamız gerekirken Saadet Partisi'nin bu noktada gündem olması hakikaten gazeteci olarak beni de biraz şaşırtıyor yani. Yüksek İstişare Kurulu nedir? Yüksek İstişare Kurulu merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri olarak bildiğimiz, bilinen merhum Erbakan döneminde kurulmuş. Asıl amacı daha önce Milli Görüş Hareketi'nde genel başkanlık yapmış, üst düzey görevlerde bulunmuş ya da hocanın ilk hareketi başlatırken, Milli Görüş Hareketi'ni 1969'da başlatırken yanında yer almış, devlet tecrübesi, siyaset tecrübesi, birikimi, güçlü isimlerin yer aldığı bir şey. Bunun kuruluş amacı ne? Şahıslarla ilgili değil, milli görüşün temel prensipleriyle, temel ilkeleriyle hareket yürüsün, parti çalışmalarını gerçekleştirsin diye. Bildiğim kadarıyla işte daha önce Genel Başkan Mustafa Kamalak, yine Türk siyasetinin önemli ismi Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu, merhum Erbakan'ın yakın mesai arkadaşlarından, kuruluşun ilk gününden itibaren yer alan, yine Temel Karamollaoğlu, Sayın Genel Başkan'ın üye olduğu bir yapı ama tavsiye niteliğinde olan bir kuruluş. Tekrar söylüyorum, siyasetteki, devlet yönetimindeki tecrübelerini, birikimlerini aktararak partinin kişiler, şahıslar, konjonktürel gelişmeler üzerinden değil, hakikaten ilkeler üzerinden, prensipler üzerinden bir siyaset yapması, politika üretmesi için tavsiyede bulunan bu birikimlerini gelecek nesillere aktarması için oluşturulmuş bir yapı, Yüksek İstişare Kurulu. Peki Yüksek İstişare Kurulu üyesinin bir partiyi, kendi partisini kurultaya ya da kongreye çağırması mümkün mü teknik olarak? Yani şöyle, tabii partinin yasal olarak yetkili organları var. Parti tüzüğünde de böyle. Mesela Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ama en önemlisi kongre delegeleri. Bütün bunlar diğer partilerde olduğu gibi Saadet Partisi'nde de tüzükte belirlenmiş bir şey. Bir partinin kongreye gitmesi, yanlış bilmiyorsam küçük nüanslar olabilir rakamlarda. Saadet Partisi'nin 1200'e yakın, 1200 büyük kongre delegesi var. Bir kongre, olağanüstü kongreye gidilebilmesi için bunun yine yanlış bilmiyorsam 600'ün üzerinde bir imzaya ihtiyaç duyuluyor ki salt çoğunluk böyle bir kongre yapılabilsin. Bunlar yetkili kurullarda değerlendirilir ve bu süreç ona göre şekillenir. Yani partinin tüzük çerçevesinde yasal organları, yetkili organları, tekrar söylüyorum, bunlar 3 grup: Başkanlık Divanı, Genel Başkan'ın beraber çalışma ekibi, Genel Başkan yardımcılarından oluşan, diğeri Genel İdare Kurulu, partinin en üst organı, daha geniş kapsamlı. Yanlış bilmiyorsam orada da 75 asil üye, 75 de yedek üye oluyor. Ve tekrar söylüyorum, kongre için asıl olan kongre, büyük kongre delegeleri. Asıl yetkili olanlar bunlar, diğerleri ancak tavsiye niteliğinde olan şeyler. Peki geldiğimiz noktada hemen kısa kestirme sorayım sana, evet. Mustafa. Oğuzhan Asıltürk neden kongre istiyor? İkincisi, Oğuzhan Asıltürk Millet İttifakı'na karşı mı? Üçüncüsü, Oğuzhan Asıltürk Cumhur İttifakı'nda mı yer almasını istiyor Saadet Partisi'nin? Bunlara bir cevap. Şimdi ben net bir şekilde söyleyeyim. Hakikaten Oğuzhan Bey, az önce de söyledim, yani 30'lu yaşlarında bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış. Daha sonra başka bakanlık görevlerinde bulunmuş. 4 partinin içerisinde üst düzey görevlerde bulunmuş. Genel sekreterlik yapmış. Yani hem devlet tecrübesi hem siyaset tecrübesi yüksek olan birisi. Bu noktada elbette her partide, bu sadece Saadet Partisi'ne ait bir şey değil, AK Parti'de de farklı kanaatler var, farklı fikirler var. İşte az önce konuşuldu, Sedat Peker videolarını herkes aynı şekilde değerlendirmiyor ya da parti yönetiminde herhangi bir politika üretildiğinde herkes aynı şekilde düşünüyor değil, çok farklı kanaatler var. Bu noktada Oğuzhan Bey'in de
kendi birikimleri, tecrübeleri çerçevesinde böyle bir kanaat ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Benim kanaatim bu zenginliktir. Partilere canlılık katar, partilere zindelik katar. Bugün genel başkanımızın güzel bir espri vardı, basın toplantısında. Ben de mesela yardımcı olduğum için ilk kez bu kadar kalabalık bir basın ilgisi gördüm. Genel başkanın esprisiyle söyleyeyim, A Haber bile gelmişti. Hatta o basın toplantısına başlarken o dedi, hayırdır inşallah A Haber bile gelmiş, heyecan var anlaşılan diye böyle bir espri yaptı. Bunlar zindelik atar. Hakikaten partilere değil, siyasete de zindelik atar. Siyasete de farklı kanaatler, bunu isim olarak söylemiyorum, her partide farklı kanaatlerin olması dan daha doğal bir şey olamaz. Bence bunu da böyle görmek lazım. Ha bunun büyük bir krize dönüşeceği, bir ittifak dönüşümüne yansıyacağı, evrileceği noktasında bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Çünkü çok net söyleyeyim ya, Saadet Partisi gidecek olsaydı hocam 20 yıl önce giderdi yani. En popüler, en yüksek, en azından Sedat Peker videolarıyla anılmadığı dönemde giderdi. Böyle bir ittifaka angaje olması mümkün değil. Tekrar söylüyorum, o Yüksek İstişare Kurulu'nun tanımlanması çerçevesinde söylediğim şekliyle söylüyorum. Gerçekten bunu inanarak söylüyorum. Bir siyasi cümle olarak da söylemiyorum. Saadet Partisi şahıslar üzerinden değil, ilkeler üzerinden siyaset yapan bir hareket. Yani Saadet Partisi bugünkü muhalefetini başında Temel Karamollu oğlu olduğu için yapıyor değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Necmettin Erbakan hayattayken de en sert muhalefeti yapıyordu yani. Ben şimdi cümleleri belki hatırlayabilir miyim bilmiyorum ama hatırladım. İşte beni AK Parti'nin günahlarına alet edemezsiniz. Mesela Irak tezkeresinde söylediği bir cümle var. Böyle bir şeye izin verirseniz 7 ceddiniz alnını secdeden kaldırmasa bunun vebalini ödeyemezsiniz. Yani Saadet Partisi'nin muhalefeti Temel Karamollaoğlu genel başkan olduğu için muhalefet ediyor değil. Sen yılların gazetecisin. Birlikte daha böyle senin saçların yoğunken, benim saçlarım da simsiyahken bu mesleğe başladık. Bütün süreci başından itibaren biliyoruz. Sen de çok iyi biliyorsun. AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki ilişki ta yenilikçi, gelenekçi ayrımına kadar gider. Niye ayrıldı? Niye bu ayrılık ortaya çıktı? Bugünkü AK Parti'nin temeli biliyorsun yenilikçi hareketi. Yenilikçi hareketi kurarken bu arkadaşlar ne dediler? Biz gömleği çıkardık. Gömlek bir metafor tabii. Yani bu metafor ne işe yapıyor? Biz bugüne kadar milli görüşün savunduğu ilkeleri, prensipleri bırakıyoruz. Bugünkü real politik çerçevesinde işte Avrupa Birliği ile ilişkiler geliştirerek, iyi ilişkiler geliştirerek, ABD ile daha güçlü ittifaklar oluşturarak. Çünkü çok net hatırlıyorum ben, o arkadaşların kullandığı bir cümle vardı. Erbakan'ın kafasıyla iktidara gelemeyiz. Hakikaten böyle bir inançları vardı. Ama başka kafayla iktidara geldiğinizde de ülkeyi getirdiğiniz nokta nereye evriliyor? İşte birinci bölümde konuştuğunuz şeyler var. Ya bu noktada ben efendim bu açıklamalar, bu tweetlerden sonra işte AK Parti, Saadet Partisi AK Parti'ye katılıyor. Bir kere Saadet Partisi şu anda da gerçekten bir ittifakın angajmanı içerisinde değil. Ama şöyle bir yanılgıya düşülüyor. Muhalefet Partisi elbette iktidarı eleştirmek için var. Muhalefet Partisi'nin muhalefeti eleştirmesi diye bir beklenti siyasetin mantığına, felsefesine, sosyolojisine aykırı. Niye kardeşim, yuvarlak hesap, 20 yıldır bu ülkeyi AK Parti yönetiyor. Kimi eleştireceksin? Tabii ki AK Parti'yi eleştireceksin. Bugün köprüler, ihaleler, işte Çiğdem Hanım'ın anlattığı şeyler, bugün Sedat Peker videoları, şimdi bunları konuşurken CHP'yi mi, İYİ Parti'yi mi, Gelecek Partisi'ni mi, kimi eleştireceğiz? Yani bu işin olumlusuyla, olumsuzuyla elbette sorumluluğu iktidara aittir. Bir siyasal partinin de herhangi bir, fark etmez bu Saadet Partisi olabilir, diğerleri de olabilir, elbette iktidara eleştirecek. Yani ha, istenen şuysa böyle bir şey mümkün değil. Ya AK Parti'yi eleştirmeyin, ya niye CHP'yi, İYİ Parti'yi, Gelecek Partisi'ni, devam et. Hayır. İktidarda kim varsa, hele bu iktidar 18 yıldır tek başına iktidarsa, en güçlü, Cumhuriyet tarihinin belki bu anlamda gördüğü en güçlü iktidarlardan biri ise elbette Saadet Partisi de bunu yapıyor. Ha, temel ilkeler dedim, Temel Karamollaoğlu ne diyor? Abi, adalet diyor yani.
Bugün AK Partililerle konuşsak onlar da adaletten şikayet ediyor. Şeffaflık diyor. Hala biz 10 bin doları kimin aldığını biliyoruz belki ama daha çıkıp bir açıklama nezaketinde bulunulmadı. İşte 128 milyar dolar, işte şu, bu, işte...